Hayalimizdeki unique güç modlu keskin nişancı modunu yapacağız dostlar. Engellerimizi böyle koyacağız dostlar. Yani burada loot yaparken zorlanmasın diye insanlar. Buna dostlar ele geçirme cihazı diye bir şey var tamam bakın. Bunu buraya dikiyorum. Çok tatlı simgeler var yemin ederim. Şöyle dostlar biraz yükseliyorum. Çok seveceğiz olunca bakın çok eğlenerek oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve çok özel bir PUBG Mobile videosu ve bayağı heyecanlı olduğum bir video ile karşınızdayım dostlar. Bugün şöyle göstereyim ki dostlar sizlere 2 haftalık bir süreci anlatacağım ve göstereceğim aslında. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dostlar nihayet harita tasarımcılığım açıldı hesapta ama ben bunu özel olarak açtırdım. Bildiğiniz özel bir kodla yetkililerden alarak açtırdım çünkü... Buradan ben başvuru yapıyordum dostlar aynı sizin gibi ve herkesin yaptığı gibi başvuru yapıyordum ama ve bilmiyorum yani birçok kişi açmışlar ama benim hesabıma açmıyorlardı. Sonra ben de Türkiye etkilerimize yazdım dedim ki abi böyle böyle bir durum var falan. O dedi ki tamam sana özel kod ayarlayalım dediler. Orada şey var işte başvuruyu es geçerek özel davet koduyla tasarımcılık al gibi bir buton var. Birazdan göreceksiniz. Ona bastım, kodu bir girdim, tak diye açıldı ve bütün özelliklerim aktif. Yani Runik'le Munik'le her şeyi mod yapabiliyorum. Biz bir 96 vs 4 haritası yaptık dostlar. Daha daha doğrusu Luzi ile Levni yaptı bizim. Böyle çok güzel bir şekilde tasarladılar. Bana da anlatıp gösterdiler. O hazır şu anda. Bakın burada zaten ona bakacağız ve ayrıyetten bu videoda sizlerle Runik güçle keskin nişancılığın birleştirilmişi bir mod yapacağız. Bu mod dostlar alan sadece Toki ve Sukulu kaplayacak. 8 vs 8 şeklinde oynayacak dostlar. Bir takım Tokilerde, bir takım Sukulda olacak. Sukul'un spor salonunda dostlar o açık yerde bir tane bayrak olacak. Toki'deki takım o bayrağı kapmaya çalışacak. Toki'de de dostlar Toki'lerin ortasındaki o boş alanda bir tane bayrak olacak ve Sukul'daki takım da amaçları oradaki bayrağı almış olacak. Hangi takım hangisini alırsa oyun bitecek falan çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Pistol mistol koymayacağız. keskin nişancı modlarında en çok uyuz olduğumuz şey ne dostlar? Herkesin çıkıp tekliyle sıkması ya da sürekli SKS S'ler falan çıkması böyle şey olmayacak. Sadece kurumalı tüfekler olacak dostlar. Kar 98 M4 AVM falan gibi. Ve ayrıca bunun dahilinde özel olarak Runic de olacak. Şimdi özel kodla ben tasarımcılığımı nasıl açtım? Bunu göstereceğim dostlar. Bu başvuru dostlar emülatörden zaten yapılmıyordu. Hiçbir şekilde gönderilmiyordu. Ben dostlar mobilden başvuru yapmak için girdiğimde bir baktım. Yetkilimizin bahsettiği sertifika sürecini atlamak için davet kodu gir diyor. Gördünüz mü? Burada ne diyor? Özel davet kodu diyor dostlar. Bende tabi ki kod vardı ama o kodu tabi sansürlemek zorunda kalacağım. Çünkü partnerleri özel bir kod dostlar. Bildiğiniz gibi ben betadan beri bu harita tasarımcılığının videosunu çekiyorum. Bunu da benim hesabımda da açılmayınca o şekilde özel kodla açtırdım. Şimdi size iki teknik vereceğim dostlar. Birincisi eğer başvuruyu emülatörden yapıyorsanız ve olmuyorsa... Kesinlikle mobilden yapmalısınız dostlar çünkü emülatörde o şey gönderilmiyor ben de dostlar bunu çok geç fark ettim kodu yazdım gördüğünüz gibi davet kodu bu göndere bastığım anda arkadaşlar bakın tasarım kullanıcı anlaşması geldi okudum ve kabul ediyorum basıyorum direkt tasarımcı doğrulama bakın her yer her yere atladı aniden çok özel bir koddu burada bir kat soru geliyor dostlar bu sorular çok basit sizin harita tasarlamayı kötüye kullanmayacağınıza dair sorular geliyor. Bu soruların dostlar cevaplarını mantığınıza uyar, uyar, uyarak lütfen cevaplayın. Yoksa zaten sınavı geçemiyorsunuz soruları yanlış yaptığını söylüyor ve sürekli bunu doğru çözmeye çalışmalısınız. Ben ben son soruda iki şık arasında kaldım yani onu da işaretlesem mi diye sonra işaretlemeyeyim mi dedim bir bastım bir yanlışınız var dedi hemen aklıma dedim ki tamam demek ki onu da işaretleyecekmişim onu da işaretledim ve tak diye geçtim çok basit yani hani diyor ki mesela harita tasarlarken ne yapmamalıyız aşağıda şey var mesela din din ve siyasi şeyler falan mantıken yani bunu yapmamalıyız yani o tarz mantığa dayalı sorular var bu arada dostlar saçlarım size biraz sağ gelmiş olabilir yeni bir stil arayışındayım saçlarla ilgili şu an böyle e, ne derler ona <laughs> biraz kötü görünüyor olabilir. Instagram'da geçen gün yanlışlıkla hiç saçımı yapmadan bu şekilde fotoğraf attığımda çok beğenilmişti. O yüzden böyleyim. Yani kamerada farklı gelmiş olabilir gözünüzde. çünkü ben baktığımda şu an biraz <laughs> neyse bunlar da bir ülkelerine gidemedi gibi gördüm kendimi. De. O yüzden size de söyleyeyim dedim. <laughs> Kübra da içeriden gülüyor. Yani tuhaf geldiyse yazın lütfen. Ona göre yani ben de bir <laughs> karar vermeye çalışacağım saçlar. Şimdi arkadaşlar bunu çözdükten sonra dedi ki bakın. Tebrikler artık bir tasarımcısın dedi. Ve ben dedim ki anan avradını dedim. Yani yetkilimizin bana attığı özel davet kodu çalıştığı için çok mutlu oldum. Ve ona teşekkür ettim dostlar. Gerçekten bu onay kodu benim için çok önemliydi. Çünkü ben bununla ilgili çok güzel şeyler düşünüyordum. Ve bir türlü benim hesabımda harita tasarımcı da açılmıyordu. Ve otomatikman yapamıyordum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde açılmış oldum. İlk baş beni bir eğitime soktu dostlar. Bu eğitime ben buradan değil de emülatörden girdim. Onu da kayıt aldım. O an müsait değildim böyle şey olarak video çekmek için. Bunların hepsi arka planda size göstermek için onları da kayıt aldım. Ekranda görmüş olduğunuz görüntüler dostlar. Benim girdiğim eğitimde bu eğitimde aslında sizlere şeyi gösteriyor oyun. Ne derler ona? Hani e, harita tasarlarken nasıl oyunculara silah verirsiniz? Hangi sinyali alınca oyuncuların eline silah gelir? Oyuncular ne kadar sürede bir doğmalıdır? Hangi ekipmanlarla doğmalıdır? Nerede doğmalıdır vesaire gibi zaten harita tasarlamakla ilgili her şey elinizin altında olmasıyla birlikte yeniden doğuşla ilgili hangi doğuşta hangi silah ver, vermesiyle ilgili sinyalleri düzenliyorsunuz. Biraz karışık ben bile tam çözemedim bu arada ama tabi anladığım kadarını size burada anlatacağım. Gerçekten PUBG Mobile burada çok güzel çalışmış ve ben runik güç koyamayacağımı düşünüyordum. Runik güç mod modu özelliğini koyamayacağımı düşünüyordum. Çünkü bizim ekipten Levin bana demişti ki abi Erta tasarımcıda açsam bile o şekilde runik güç özelliklerini falan alamıyorsun demişti. Ama baktım ki ben var ve bunun için daha da çok mutlu oldum çünkü tasarlamak istediğim haritada ve modda runik güç de dahilinde dostlar. O yüzden çok sevindim açıkçası. Bunlar eğitimden görüntülerdi. Şimdi videoya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi dostlar yaşadığım süreci sizlere özetle özetli bir şekilde anlatmak istedim. Şu anda biz anlık videomuza yeni başlıyoruz gibi düşünün. Emülatörden dostlar mouse falan çıkıyor, zor oluyordu. O yüzden ben telefonumdan yapmak istiyordum ama telefondan da görüntü kalitesi daha kötü olduğu için emülatörün kötülüğüne dayanarak emülatörden yapacağız düzenlemeyi. Başlamadan önce dostlar lütfen birer like atmayı unutmayın dün yine şey dedim bir önceki videoda durup like atar mısınız dedim çok güzel like gelmiş dedim dün bunu söyledim bu sefer de onu söylediğim dakikada inanılmaz like gelmiş şuraya, şuraya koyduk yani görünce var ya mutluluktan gerçekten havaya uçtum elinize emeğinize de sağlık canımsınız çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Öncelikle dostlar sizleri bizim ekibin fikri olan şu eserlerim dediğinde 96 vs 4 haritamızı göstereceğim. İçerisine şöyle bir dalalım dostlar. Bizim çocuklar dostlar şöyle bir şey planladı. Bildiğiniz gibi biz ne yaptık? Galata Kulesi savunması. İşte e, Kız Kulesi savunması ama buralarda hep böyle e, bizi zorlayan şeyler vardı. Çünkü herkes aynı anda dalıyordu falan filan gibi. İşte bombalar falan canımızı sıkıyordu. Gelen araba kafaları canımızı sıkıyordu. Şimdi dostlar burası 96 BS 4 haritası olacak. Nasıl olacak? Hemen ben size mantığı açıklamaya çalışayım. Şöyle Silvanus'ta da üçüncü ayrı bir güzel görünüyor değil mi? Şöyle dostlar biraz yükseliyorum. Bizim Luzi ve Levin'in tamamen tasarım harikası dostlar bu. Umarım beğenirsiniz. Şöyle gösteriyorum ki burası dostlar bizim ekipçe savunacağımız alan tamam mı? Bu alanda biz 4 kişi olacağız ve tanklardan falan da sıkabileceğiz. Bu özgür olacak. Bizim doğuş noktalarımız burası olacak. Burada dostlar sniper kullanan ekip oyuncuları olacaksa sniper kulelerimiz var. İlk baş bizim avantajlı şeylerimizi söylüyorum. Sonra 96 kişinin avantajlı şeylerine geçeceğim bilginiz olsun. Burada alt taraftan da dostlar işte M4 ile AK ile Barrel la falan taramak isteyenler için de pick downlar var dostlar. Ve pencerelerimiz var falan. Tabi buraya yaya, yaya bir şekilde giriş kapalı dostlar. Çünkü yaya bir şekilde giriş kapalı olmasaydı bunun bir mantığı olmazdı. Tabi 96 96 olan tarafta girmek için biraz zorla zorlayacaklar harita üzerinde dostlar 3x değil 10x fazlalık olacak yani hiç kimse silah sıkıntısı çekmeyecek ki zaten sürekli yollarda silah veren alıcılar olacak dostlar gördüğünüz gibi bizim de burada tabi bir sürü alıcılarımız olacak ve sını fişek sınırsız olacak gelelim 96 kişilik tarafa 96 kişilik tarafta buradan tanklarımıza karşılık verecek bir taraf olabilir bu şekilde tokilerden tanklarımızı yok etmek için kullanabileceğimiz bir tokiniz var dostlar. Onun haricinde arkadaşlar bildiğiniz gibi yaya bir şekilde oraya giremediğimiz için burada bir sürü arabaları alacağınız noktalar var dostlar. Bu arabalardan genelde hızlı olanları koyduk ama bütün çeşitleri koymayı düşünüyoruz. Burada belli cover alanlarınız var. Tokilerden sniper sıkabilirsiniz vesaire yapabilirsiniz falan derken. Asıl olay dostlar Zurnanın Zord dediği yer şurada başlıyor. Bizim karargaha girmek için dostlar buradan uçmanız gerekiyor. Bu şekilde bildiğiniz buradan uçarak ben şöyle şu moddan çıkayım. Misal veriyorum arkadaşlar. Buradan mesela bir tane araca bindim değil mi? Bizim karargaha dostlar böyle uçarak dalınacak. Yani dalmak isteyenler böyle uçarak dalınacak. Tabi burada sizi artık MG'li bizler mi bekliyor olacağız yoksa roket atarlı RPG'li bizler mi bekliyor olacağız? Burası hakkında spoiler vermek istemiyorum. Artık bu ortada çekeceğimiz ilk videoda görmüş olacaksınız. Ayrıyeten dostlar buradan tıpkı böyle gerçekten Çanakkale Savaşı'nı andıran böyle görüntüler falan olabilir harbiden. Şuradan böyle koştuklarında mesela buradan tankla karşılık vereceğiz. Aynı şekilde buradan da tanklar bize sizin tanklarınız bize karşılık verebiliyor olacak. Buralara burada daha fazla kavurlar gelecek arkadaşlar. İşte böyle çukur falan gibi yerlerde olmasını düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Gerçekten bizim çocuklar burayı çok çok güzel yaptı bence. Benim bayağı hoşuma gitti. O yüzden sizlere burayı tanıtmak istedim. Şöyle tekrardan bir kuş bakışı bakalım dostlar ve ayrılalım. Çünkü biz ne yapacağız? Hayalimizdeki runik güç modlu keskin nişancı modunu yapacağız dostlar. Şöyle tekrardan göstermiş olayım. Dediğim gibi bu sadece dün akşam uğraştılar. Bugünden itibaren bunun üzerinde hep beraber çalışıyor olacağız ve tam halinde sizlere bir video şeklinde paylaşmış oluruz. Kesinlikle fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu fikirler dostlar bizler için çok önemli. Haberiniz olsun diyorum. O zaman yeni tasarlayacağımız haritaya geçelim. Buradan tasarla diyerek başlıyoruz dostlar. Tasarla dediğimizde burada klasik mod ve arena olarak bizi karşılıyor. Biz tabii ki klasik modu seçeceğiz. Şimdi burada özelleştir bölümü falan da var ama ben özelleştirden bir şey seçsem acaba Burada erangel var mı evet özelleştirden erangel seçiyorum dostlar Ben çünkü özelleştirde belki daha özel fazla şeyler kullanabiliyoruzdur diye seçiyorum bunu Evet şu anda dostlar bomboş bir haritaya oyun bizi attı gördüğünüz gibi Burada artık ne bu yersen ye, ye diyecek bize Öncelikle bizim olayımız dostlar bakın şurada olacak şu çember içerisinde olacak tamam mı Ve ben şu anda buraya direkt ışınlanabiliyor muyum Beni buraya ışınla Zannedersem dostlar ışınlanamıyorum ama orayı alan olarak seçeceğim bir şey olmalı burada. Yani şöyle şu şurayı çember içerisine almak istiyorum ben. Anladınız mı? Oyun alanı sadece orası olacak. Şimdi bunu hangi cihazdan yapmalıyız? Şöyle bir kurcalayalım. Engel cihazı diyor ara nokta cihazı haritada oyuncularla kılavuzluk etmesi için sıralara noktalar belirlenebilir oyuncular bu noktaları geçtikçe puan kazanabilir bu parkur için Bakın dostlar burada temel mavi bölge cihazı diye bir yer var zannedersem bu tamam mı yanılmıyorsam bu şimdi bunu buraya bir dikelim şimdi bunun ayarlarına basacağız tamam mı bunun ayarlarına bir girelim bakalım Gecikme süresi 60 saniye Darlanma başlangıç yarı çapı. Burada hangi alana vereceğini ben nereden seçeceğim pardon ama. Turun başlangıcında etkinleştir. Hayır ya da evet, evet hayır diyelim buna. Bu hep etkin olması gerekiyor mantıken. Şimdi arkadaşlar ben bunu birden buradan bir kaldırıyorum. Tamam benim önce gitmem lazım abi. Ben şuraya bir gideyim. Çalışma yapacağımız bölgeye bir gitmem lazım önce. Şimdi buradaki uçuş hızımızı hızlandıracağım bu arada arkadaşlar. Bak sen hızlı yapayım. Bakayım ne kadar fark ediyor. Uy baba böyle fark etti. Çok hızlı yapıyorum. Oha! No, no, no. <laughs> bu arkadaşlar yaratıcı modun yani tasarımcı modun bir özelliği bu modda olmayacak tabii ki bilmeyenler için söyleyeyim böyle uçma kaçma olmayacak of çok iyi gidiyor bu arada şu an Bu arada arkadaşlar o kadar fazla detay var ki yani o kadar her şeyi ayarlayabiliriz ki size şöyle söyleyeyim bir dakika önce oraya bir varayım da ben Dur 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 yavaşla yavaşla hop hop aral tamam şimdi bizim bölgemiz burası sevgili dostlar biz burada çalışacağız tamam mı Oyunumuzun döneceği alanda burası olacak dostlar. Bunun herkes tek versiyonunu da yapmayı düşünüyorum. Ve takımlı versiyonu da yapmayı düşünüyorum. Bugün takımlı versiyonunu yapacağız ama ben bunun herkes tek böyle 32 kişilik 24 kişilik versiyonu da yapacağım bilginiz olsun. Şu anda ilk etapta takımlı versiyonunu yapacağız sizlerle beraber. Bu keskin nişancı modunda runik neden olacak dostlar? Hem çok sevdiğimiz için hem sadece sniper modu için runikle, ile uçarak güzel vuruşlar çıkartılsın diye. Hem de Toki'deki oyuncular sukulur aşlaması gerekiyor. Oradaki bölgeyi ele geçirmesi için, kazanabilmesi için bölgeyi ele geçirmeleri lazım. E ne yapacaklar? Sürekli runik ata ata rushlayacaklar arkadaşlar ki coversız kalmasınlar diye. Aynı şekilde Skull'dakiler de Toki'yi rushlarken Toki rush dostlar sürekli runik atacaklar ki coverları olsun diye. Burada dostlar o kadar fazla ayar var ki size şöyle söyleyeyim bakın kafadan verilen hasarı bile değiştirebiliyorsunuz yani sen headshot atacaksın belki ama kafadan verilen hasarı bile değiştirebiliyorsunuz yani şöyle bir şey bile yapabiliriz sadece headshot'ı oynamak için gövdenin bakın gövdenin kolların uzuvların yani e, elin ayağın falan aldığı hasarı kapatırız sadece headshot'tan hasar yemesini sağlarız ama bunu da max'larız mesela. Misal örnek veriyorum anladın mı? Tam bir sniper eğitim modu da olabilir aynı zamanda eğlenceli olmasının yanı sıra. Bu konuda yorumlarda her türlü fikri açayım. Özellikle bu videonun bütün yorumları okumayı düşünüyorum ki dostlar daha çok geliştirebileyim. Şimdi canlanma türünü dostlar bireysel canlanma yapıyoruz. Canlanma bekleme süresini 3 saniye yapıyoruz. Canlanma süresi sonrası yenilmezlik süresini de aynı zamanda 3 saniye yapıyoruz. Canlanma sınırı sınırsız. Sürekli canlanabilirler dostlar sıkıntı yok. Düşman hasarını kaldırabiliyoruz. Aslında düşman sarını kaldırırsak iyi olabilir. Çünkü şekilli şükürlü vuruşlar daha çok çıkar. O yüzden düşman hasarını kaldırıyorum. Öldürüldüğünde öyle bırakma davranışı bu dostlar diyor ki yani öldürüldüğünde Lutun düşsün mü? Tabii ki de düşsün dostlar. Direkt sile de biliyorsunuz. Sınırsız mermi evet mermi sonuç çekmesini istemiyorum buradaki oyuncuların. Hareket hızını yükseltebiliriz. Yani normalden daha uzun daha hızlı koşabiliyor. Hatta normalden daha hızlı yükseğe zıplayabiliyor dostlar. Ama bunları yapmayı düşünmüyorum. Tabii şekillere de açayım. Şimdi biz bunu hemen sizlerle birlikte deneyimleyelim. Bunları kaydettik. Şeyi çok merak ettim. Mesela oradaki hızı arttırdığımızda karakter nasıl koşacak? Onu hemen bir deneyelim sizde. Şimdi mesela normal hızımız bu. Bildiğiniz gibi klasik oyun içerisinde koşu hızımız bizim bu. Hemen buradan hareket hızı değerini 1.5 yaptım ve kaydet dedim. Çok bir şey değişmediğini söyleyebilirim. Zıplama yüksekliğimiz de şu bildiğiniz gibi Hemen bana yansıtıyor mu acaba, zıplama yüksekliği değerinde yükselttim ve kaydettim. Bunu bana yansıtmıyor olabilir de bunun çok bir önemi yok şu anda. Bunları geri 1'e çekiyorum, kaydediyorum. Başlangıçtaki sağlık yüzdemiz tabii ki de 100 olacak maksimum sağlığımız, 100 olacak varsayılan sınıf. Şimdi sınıf, tabii karakterleri sınıflara ayar, ayırabiliyoruz ama şu anda bunu yapmayacağım. Ölme ve yeri, yeri serilme, mesela öldüğünüzde direkt karakter de yok olabiliyor. Ama karakteriniz yere de düşebiliyor. Sanırım mesela TDM'de değil mi? Karakter direkt yok mu oluyordu? Bilmiyorum. Neyse boş verin onu. O kalsın. Canlanma yöntemi, canlanma noktası veya kontrol noktası helikopterle paraşütten atlama. Burada dostlar helikopterle paraşütten atlama yapmayalım bence. Canlanma noktası oluşturalım ve onun önüne sniperları dizmiş olalım. Canlanma bölgeden önüne sniperları dizmiş olalım. Bana kalırsa hatta bunun şöyle de bir farklı modu olacak dostlar. Sniper olmayacak, silah da olmayacak, sadece fişek çıkacak ve insanlar fişekleri atıp vurarak o şekilde bu sonucu elde etmeye çalışacaklar. Farklı farklı modları olacak dediğim gibi ama ilk önem verdiğim sniper modu. Şimdi burada dostlar oyunun ne zaman bitireceğini soruyor. Belirlenen puanı ilk ulaşıldığında, son oyuncu kaldığında, öldürme hedefine ulaşıldığında, tüm takılar tamamlandı da hedefe ulaşıldığında diye bir şey var bakın dostlar. Hedefe ulaşıp biz hedefe ulaşıldığında bitir diyeceğiz. Son oyuncu kaldığında bitiri kaldıracağız. Şimdi asıl zurnanın zırt dediği yer ve benim çözemediğim konu şu ki dostlar. Arabaları kaldıracağız bu arada onu söyleyeyim araba olmayacak. Alanı ben nasıl ee, nasıl burası olarak ayarlayacağım? Şimdi bir dakika buna baktık. Red zone olsun. Bu red zone'a gerek yok. Oyuncuların canlanma ayarlarını tamam. Bu canlanma şeylerini ne derler ona? İki tarafında bölgelerine koyacağız ama ben önce şu alanı işaretlemek istiyorum. Skor belirleme var, zamanlama var. Bakın ele geçirme cihazı var arkadaşlar burada. Bir bölgeyi ele geçirme veya savunma eylemlerini içeren oynanış unsurları için bu cihaz diyor. Bunu bölgelere koyacağız. O bir kalsın aklımda. Haritanın belli bir yerinde simge oluşturmak için bu cihazı kullan. Bot ortaya çıkarma cihazı. Canlanma oyuncuların canlanma. Bir dakika şu neymiş şu? Şuna bir bakacağım. Şunu bir koyalım bakalım. Aradığımız şey bunda olabilir arkadaşlar bu arada. Bastım bunun ayarlarına. Mesela sniper simgesi olarak koydum. Kaydettim. Bu sadece haritada işaret. Ha anladım. Bakın arkadaşlar bu haritada işaret sunuyor anladınız mı? Yani buraya bir şey koyduğunuzda bakın burada bir şey var diyor tam. Şu anlık bunluk bir meselemiz yok bizim. Bunu o yüzden silebiliriz. Seni anladık bro seni siliyoruz. Bizim olayımız şunda da bunu benim çözebilmem lazım hemen bir dakika. Başlangıç yarı çapı diyor. Burada mesela 300 metre diyeyim bir. Son yarı çap 300 metre. Verilen hasar bilmem ne. Verilen hasar çok yükselteceğim burada kimse alan dışına çıkamayacak. Uyarı süresi max. Gecikme süresi max. Daralma süresi max. Tur başladığında etkinleştir. Evet. Verilen hasar çok yüksek. Mavi bölge daralma başlama zamanında sinyal yayınla. Hayır. Uyarı geldiğinde sinyal yayınlı. Hayır. Sinyal alındığında cihazı etkinleştir. Bunu sinyal 1 olarak ayarlayalım. Tamam Sinyal alındığında cihazı etkinleştir. Bunu sinyal 1 olarak ayarlayalım. Ya dur şimdi kapalı olsun. Sinyal 1 de aynı zamanda insanların doğacağı sinyal olacak. Tamam bunu bir bekle bir. Tamam bunu şimdi bir kaydettim tamam mı? Şimdi bu bana işaretledim burayı. Abiciğim bu koyduğum cihaz bunu niye işaretlemiyor ya? Neyse tamam onu da onu da ilgileneceğiz. Önce bir runi verelim tamam mı? Oyuncularımıza runi vereceğiz. Runik gücü vermek için burada özel beceri noktası olmalı tamam mı? Beceri beceri beceri. Ha evet cihazımız bu dostlar tamam. Bu bunlar bu arada oyun içinde görünmeyecek. Burada ben düzenliyorum ama bunlar oyun içinde gizli olacak. Canlanma yerleri görünecek sadece. Ooo böyle bir şey de varmış arkadaşlar. Bu ne? Baksanız da direkt karakter olmadan da yapabiliyorsun yani. Tamam dur. Ta dur la. Allah'ım ya Şimdi bunu buraya diktik dostlar. Buradan oyuncularımıza runik güç vereceğiz tamam mı? Beceri. Bakın burada süzülen bebek var ya hani uçan. Hani böyle basıyorduk bir uçuyorduk ya onu da verebiliyoruz. Hatta isterseniz onu da verebiliriz tamam mı? Ben buzdan duvar verdim. Tüm oyuncular cihazı tetikleyen oyuncular mı cihazı tetikleyen takımlar mı mesela şöyle bir şey yapabiliriz bir takım sadece bir noktaya koşabilirse oradaki şeyi alabilirse o runik güç elde edebilir şeklinde yapabiliriz ama şu anlık tüm oyuncular şeklinde ben bunu işaretliyorum bunun çalışıp çalışmadığını hemen test etmeliyim dostlar o yüzden buradaki play butonuna basıyorum oyun beni burada başlatıyor ama ben burada başlatmasını istemiyordum çünkü yeniden doğma noktası koymadık hemen hızlıca oraya döneceğim ben Şimdi arkadaşlar amatörlüğüme verin az önceki sorunu. Şu anda ben önce bir canlanma noktası koymalıyım buraya ki oyun beni buradan canlandırsın. Buraya bir yeniden doğma. Evet canlanma noktası cihazı. Oyuncudan her aşam. Şey... Dur şimdi bunu bunu önce bir şuraya koysan tamam mı oyun? Tamam bunu bir buraya koy. Tümü etkinleştirme aşaması tümü dedik. Tamam canlanma noktasını buraya koydum. Şu anda başladığımda beni oradan canlandırması lazım. Şimdi buna tekrardan geliriz. Buzdan duvar ver dedik. Hedefiyoruz tüm oyuncular. Etkinleştirme aşaması tüm oyun etkinleştirme aşaması tümü buzdan duvar yuva çakışma durumu sinyal alındığında beceri ekle bir dakika bir dakika bunu bir dedik tamam mı şimdi buna da bir dedik oyuncu de sinyal yayın evet sinyal biri buna da verdik şimdi beni burada doğur evet runiyi mi ver lan runiyi niye vermiyor Allah Allah dur şimdi Rooney'i niye vermiyor bu? Sadece dostlar bir şey denemek için buraya bir silah verme cihazı koyacağım. Onun sonrasında kaldıracağız. Zaten buradaki canlanma noktasını da kaldıracağız bildiğiniz gibi. Şu an sadece çalışmak için buradayız. Ö verme cihazı oldu dostlar. Onu da buraya koyuyoruz hemen bunun üstüne. Şimdi buradan evet buradan bunu da düzenliyoruz dostlar. 3 level set versin bana. 3 level çanta versin. Silahlarımın bir tanesini... Kar 98 yapsın ve silahlarımın di diğer diğerini AVM yapsın, tabanca vermesin, tava versin bir tane, sinyal alındığında öğeleri var ve sinyal 1 olarak da bunu ayarlıyorum. Buraları sinyal 1 olarak ayarladım yeniden canlanmada. runikte de bütün hepsi sinyal 1 olarak ayarlı mı? Sinyal 1. Tamam bunların hepsini sinyal 1 yaptık. Tekrardan bir bastım. Evet, bakın arkadaşlar. Bana runeyi de verdi gördüğünüz gibi ve aynı zamanda silahlarımı da verdi. Şimdi bu temeliydi dostlar. Bunu bildiğimize göre şu anda ne demek oluyor? Bunu, bunu istediğimiz her bölgeye ayarlayabiliriz abicim. Bakın zank. <laughs> Abi çok iyi olacak ya. Tek sorunum ne biliyorsunuz? Şu alanı seçemiyorum. Onu da yorumlarda e, sizlerden bilgi isteyeceğim detaylı bir şekilde. Onu ayarlayacağım. Zaten ben size kendime kendime anlattığımı düşünüyorum. O yüzden şimdi buradaki yeniden canlanma noktasın. Ya da bu kalsın. Bu kalsın tamam mı? Bu kalsın. Şimdi Toki takımının canlanma noktası neresi olsun dostlar? Tamam mı? Toki takımının canlanma noktası neresi? Bence şu Toki dostlar. Çünkü bu Toki bütün skulu çok güzel bir şekilde görüyor. Sizin de bana katıldığını düşünüyorum. Bu toki adamdır dostlar. Bu tokiyi sevmeyen bizden değildi. Doğru değil mi? Bu toki adamdır abi. Reisinden geldim, reisine giderim. Yani adam var ya şey diyor röportajda. Ben onunla gelmişim, onunla giderim. Adam gibi adamdır falan diye. Bu biz bu tokiyle gelmişiz, bu tokiyle gideriz dostlar. Adam gibi adamdır bu toki. Bu tokinin neresinde doğsunlar? Canlandırma yeri bu tokinin neresi olsun? 3 saniyelik dostlar şey olacağı için Rakip 3 saniye canlandıktan sonra 3 saniye dokunulmaz olduğu için zaten direkt canlanır canlanmaz. HS yeme gibi bir durumumuz olmayacak. Bu yüzden burada çatıda yapmak istiyorum ki dostlar direkt su kula eğim koyabilsin insanlar diye. Canlanma noktamız bu köşe olacak tamam mı dostlar? Buraya 8 kişilik bir canlanma alanı oluşturacağız. 2-2 diye gideriz bence. Evet yeniden canlanma noktası olarak buraya bir tane koydum. Hemen şöyle yanına bir tane koydum. 2 tamam mı? 3 8 kişilik takımlar olacak dedik Bunlar sizin yorumlarınıza göre değişebilecek şeyler dostlar Dilediğiniz şeyi değişmesini istediğiniz şeyi Lütfen yazın bu hepimizin haritası olacak öyle düşünelim Yani belki de çok sevilerek oynanan oynanan bir mod olacak dostlar öyle düşünün bunu yani anlatabiliyor muyum o yüzden Ben yani diyebilmeliyim ki bakın ben bunu çok kötü düşünmüştüm ama yorumlarda böyle yazmışlardı ve o sayede değiştirdik ve bu da çok sevildi Tarzı şeyler olursa çok hoş olur 4 6 Bir kişi burada da olsun 7 bir kişi şurada da olsun 8. Evet. Bu takımın canlanma noktası burası dostlar. Bu takımın silah alacağı yerde alt katlarda falan da olacak ama ilk etapta silah alacağı yer hemen önleri olacak tabii ki. Buraya ne yapacağız dostlar? Hemen oyun cihazından öyle çıkartma cihazını alacağız abi. Sadece sniper bildiğiniz gibi. Önlerine şöyle dizeceğiz arkadaşlar. Burada bol bol silahlar olacak. Bol bol silahlar olacak abi burada. Aynı zamanda sadece silahlar burada olmayacak. Yani insanlar sürekli buraya çıkmakla uğraşmayacaklar abi. Ahmet nasıl lan fikrim? Editlerken bir yorumunu yaz bakayım. Nasıl fikir sence? Böyle bir keskin nişancı modu olsa oynar mısın mesela? Valla ben oynarım bak yemin ederim. Çünkü çok eğlenceli. Asla pistol olmayacak. Asla SKS olmayacak. Asla SDR olmayacak. Sadece kurmalı abi. Çak çak. Kurmalı geliştirme. Ama bunun tabi farklı mod. Aynı harita dostlar. Ne yapacağız? Modu değiştireceğiz. Mod ne olacak? Mesela hiç silah çıkmayacak. Sadece fişek çekecek. Ama aynı harita. Mantık aynı. Her şey aynı. Sadece arada mesela aynanın taramalı modunu da yaparız. Ama ilk etapta keskin nişan çalışmamızı yapıyoruz. Evet bu bölgeye silah verme cihazlarımızı koyduk. Bunların hepsini düzenleyeceğiz. Aynı zamanda dostlar. Şöyle bütün koridorlarda da silah bölgeleri olacak. Şöyle bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Haritayı bitirdiğimde dostlar tabi haritanın ilk e, gameplay videosunu ben yayınlayacağım ve sizlere oynayabileceğiniz kodu paylaşacağım. Toki ile ilgili şey çalışmamızı yaptık. Şimdi school ile ilgili yapalım. School'daki arkadaşların dostlar canlanma noktası en arka taraf olacak. Ben öyle planladım. Dediğim gibi talebinize göre bu da değişebilir. Hiç sıkıntı yok. Haritamız ve modumuz yayınlandıktan sonra dostlar ben bütün şikayet yorumlarını okuyarak sürekli olarak güncelleme yapıyor olacağım. Yani böyle diyelim ki bir bug olunca o bug aylarca devam etmeyecek arkadaşlar. Hemen anında müdahale edeceğiz. Ben etmesem bile bizim ekip direkt müdahale edecek ve onu düzeltecek. Bilginiz olsun. Bu da bu haritayı sürekli oynanılabilir kılacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir sorun var dostlar. Eğer ki ben skulcuların doğuş noktası burası olarak düşündüm. Direkt buradan aim koyabilsinler diye de orası yüksekte kalsa bile bu taraf çok açıkta kalıyor gibi. O yüzden bunun önüne bence bir engel koyalım. Değil mi? Burayı biraz kendi çapımızda düzenlemeliyiz. Hatta aynı engeli oraya da koyarız. Ayrımcılık olmasın dostlar. Bu engellerimizi böyle koyacağız dostlar. Bunun da sebebi direkt olarak yani burada loot yaparken zorlanmasın diye insanlar. Tam bu kadarı kafi. Şimdi burada bir şey vardı bu arada. Renk falan da seçebiliyorduk ama rengi güzel. Canlanma noktalarını da öyle bir ayarlayacağız ki dostlar şimdi canlanma noktası ve silah alma noktası bu ara coverlara denk gelecek tamam mı? Yan tarafı da kapatabilirdim ama buradan böyle sağdan buradan böyle sağ tarafa doğru eğim verebilmek için kapalı olmamalı bence. Şimdi geldi yeniden canlanma noktaları. Bu yeniden canlanma noktaları dostlar bakın oranın göremeyeceği açılarda olmalı. Şöyle 8 kişilik bir canlanma noktası yapıyoruz buraya da. Zaten ilk 3 saniye dediğim gibi vurulmuyor. 3 4 5 6 3 saniye kuralını unutmayalım lütfen. Onu ayarlayacağız. Şöyle hemen önünde 7 ve 8 dostlar. Bu arkadaşlarımız da burada canlanacak. Bu arkadaşlarımızın öyleri de dostlar buralarda çıkacak. Silahını alan direkt basacak. Ölen 3 saniye sonra tekrar doğacak. Tek olay dostlar burada sahip çıkmamız gereken bir bayrak var. Değil mi? Bayrak diye nitelendiriyorum ama bu bir alan da olabilir. Bayrak kapmaca gibi çünkü aslında asıl mantık. Aynı zamanda dostlar bu arkadaşların buralarda da silah verme bölgeleri olacak. Nasıl tokicilerin yol boyunca varsa. Sukulcu abilerimizin de burada sürekli olacak. Merdiven aralarında olacak. Belki burada daha iyi silah çıkacak çünkü. çünkü bunu almayı tercih edecek. Sniperlar arasından daha iyisi. İlk doğduğunuz yerde mesela AVM falan olmayabilir. Sadece kar 98 olabilir. Ama ara yollardaki lootlarda veya ortadaki rush atarken ulaştığınız noktalara AVM'ler veya AMR'ler koyabiliriz. Bu da ayrı bir fikir tabi. Şimdi gelelim Zurnanın zırt dediği yere. Buranın dostlar bence en ulaşılmaz ve açık noktası ele Geçirmesi zor noktası. Ben burası olarak gördüm. Tabi sizin fikirlerinize de açayım ama bence burası olmalı. Sukulun ele geçirilecek noktası burası olarak düşünüyorum dostlar. Yani Tokici, Tokici insanlar gelip burayı ele geçirmek için uğraşacak. Burada dostlar ele geçirme cihazı diye bir şey var tamam bakın. Bunu buraya dikiyorum. Gördüğünüz gibi bunu buraya diktim. Bu ele geçirilme yarıçapını bunun biraz daha büyütebiliriz aslında. Ama duvardan geçerse... Evet biraz daha büktüm. Duvardan geçerse bug yaparlar. Şu anda duvardan geçmiyor. Evet böyle olabilir. Kontrol süresi yani buradan simge ayarlayacağız bir tane dostlar. Nasıl bir simge olabilir burada? Ele geçirmeleri gerekiyorsa şöyle bir bakalım. Böyle finishle falan ilgili. <laughs> Bakın ne kadar güzel simgeler var dostlar bu arada. Çok tatlı simgeler var yemin ederim. Evet biz buraya en iyisi A koyalım dostlar. A takımı ve B takımı yoksa çok karışır. Buraya A takımının şey noktası demiş olalım. Haritamızda burada A yazması gerekiyor şu anda. Niçin olmadı hiçbir fikrim yok ama birazdan olacaktır diye düşünüyorum. Bu tarz buglar çalışma aşamasında olabilir ama oyun içerisinde kesinlikle bu tarz buglar olmayacak. Olursa hemen düzeltilecek. Ele geçirme yarı çapını ayarladık. Puan alalı ele geçiren oyuncu ve takım kontrolü diyoruz arkadaşlar buraya. Takım kontrolü. Kontrol esnasında alınan puan. Mücadele durumunda puan kazanma. Evet kontrol süresi. 30 saniye boyunca burada durursa mı ele geçirsin yoksa ilerleme kaybına kalan süre bu alandan ayrıldığında 10 saniye boyunca alandan ayrılırsa ee, ilerleme kaybı yaşar ve bunu dostlar bir dakika boyunca üzerinde durması gerekir yani 60 saniye boyunca üzerinde durma çok mu yoksa ilk 60 saniye başım olmadı düşürürüz. ekran dışı okları göstermiyoruz sinyal alındığında etkinleştir neydi bu sinyal sinyal bir sinyal bir aynı zamanda dostlar bizim oyuncularımızı do doğuran sinyal olmuş olacak. Tamamen ele geçirildiğinde de tabii ki sinyal yayınlayacağız ve bu sinyal 3 olsun. Sinyal 2'de ya da bu sinyal 2 olsun diğer tarafın ele geçirilmesi sinyal 3 olacak ve bu oyunu bitirmesine, oyunun bitmesine sebep olacak bu sinyal. Bunun içinde dostlar bir tane oyunu bitirme cihazı koyacağız. Bu oyunu bitirme cihazı insanların göreceği, oyuncu, oyuncuların göreceği bir cihaz değil bu arada. Yanlış anlamayın onu hiçbir takım görmeyecek. Onu şöyle ben şuraya koyayım. Bu sinyal 2 idi değil mi? Evet Maç bitirme cihazı arkadaşlar. Maç bitirme cihazını buraya koy. Bu görünmeyecek. Bilginiz olsun. Bunu sadece biz görebiliyoruz. Maç bitirme cihazını dostlar buraya koydum. Bitiş türü tüm maçı bitiriyor ya da tur olarak da yapabiliriz. Mesela insanlar bir el sukulcu, bir el tokici olarak oynayabilir. Ama tabii ki şu anda bunu ayarlayamam. O yüzden ilk etapta dostlar bunu tek takım olarak belirliyorum. Belirlenen takım. Takım birim olsun burası. takım Bir dakika burası ele geçirilse sinyal 2 verilecek. Yani sinyal ekiyi diğer takım vermiş olacak. Onlar takım 1 olsun tamam mı? Ve sinyal 2 gelince şuranın ele geçirdiğinin sinyal 2'siydi. Maçın bittiğine dair dostlar takım 1 sinyal 2. Diğer tarafa koyacağımız şey de takım 2 takım 2 sinyal 3 olacak. Çünkü sinyal 1 doğurma sinyali. Beyniniz yandı ama çok seveceğiz olunca bakın çok eğlenerek oynayacağız. Tüm maçı bitir diyoruz tur başlandı etkinleştiniz tabii ki. Sinyal 1 ile birlikte cihaz etkinleştirirsin. Yani oyuncular doğduğu andan itibaren cihaz etkin. Ama sinyal 2'yi alırsa maçı bitiriyor. Sinyal 2 de şuranın ele geçirildiği sinyali. Ve bunu takım 1'e kazandırıyor. Yani Toki takımına kazandırıyor. Burası ise takım 2 takımı. O yüzden onu farklı bir cihaz olarak koyacağız. Ve gidip oraya şey koymalıyız. Alan ele geçirme yeri koymalıyız. Hemen dostlar Toki tarafının ele geçirme noktasını belirleyelim beraber şöyle. Bakın arkadaşlar şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ahmetcan şuraya bir çember abicim sana zahmet. Şuraya bir yuvarlak. Bakın şu anda Ahmet bunu editle koydu dostlar şu çemberi. Oyun bu alanda dönecek. Yani tokileri ve sukulu kapsayacak. Anlatabiliyor muyum? Haritanın diğer yerlerinde değil. Savaş burada yaşanacak. Şey gibi düşün. Dar alan fight'ı oluyor ya bir tane mod. Hızlı mod mu ne? Onun gibi düşünün. Ama olayımız farklı. Şimdi Sukul'un ele geçirilme şeyi nerede? E, Token'in ele geçirilme yerinin ben dostlar şurası olarak düşündüm. Şimdi arkadaşlar ben ilk etapta burayı düşünmüştüm tamam mı? Etkinleştirecek şey yok. Ama insanlar doğup direkt buradan eğim koyar diye oradan eğim koyamasın diye buranın alt katı olarak ayarlıyorum. Oyunda zaten bomba atma falan olmayacak bilginiz olsun. Şu şuranın alt katı olarak ayarlıyorum ama pencerelerinden karşını falan görmemesi lazım. Dediğim gibi bu noktayı da dostlar değiştirebiliriz artık sizin keyfiniz nasıl isterse. Şu an sadece ilk aşamalı bir proje bu. İlk aşamasında olan bir proje. Cihazımızı hemen dostlar şöyle şuraya koydum. Ayarlarına giriyorum. Ele geçirme metre yarı çapı 7 yapıyoruz. Diğerindeki gibi kontrol süresi 60 saniye. 60'a 10 yapıyoruz. Ayrılırsa 10 saniye sonra zaman kaybına uğrar. Simgesi B takımı olacak. Sinyal alanında cihazı etkinleştir. Oyuncuların doğuşuyla birlikte şey yapacak. Ne derler ona? Tamamen ele geçirildiğinde sinyal Yayın, ne sinyali yayınlayacak? Takım 3 takım 2 kazandı falan gibi de bunları sonra ayarlayacağız tabi Tamam şimdi dostlar buna da oyunu bitirme şeyi ayarlayacağız. Buraya bir tane daha oyunu bitirme cihazı koyacağız. Bunu dediğim gibi sadece biz göreceğiz. Maç bitirme cihazını koyduk. Maç bitirme cihazının ayarlarına girdik. Belirlenen takım tek takım. Şimdi takım 1 orası takım takım 1 miydi orası? Evet takım 1. Takım 2. Belirlenen kazanan takım takım 2. Takım 2 kazanıp öyle değil mi? Takım 2 kazanabilecek bunu. Ha bir dakika. Şu da sinyal 3'ü verecek. Doğru, doğru. Dur, dur, dur. Beynim yandı arkadaşlar. Çok uzun süre düşündüm dostlar bunu. O yüzden bazen yanlış şeyler sürüyor olabilirim. Sinyal alındığında cihazı etkinleştir. Tamamen ele geçirdiğinde sin sinyal 3'ü yayınlayacak bu tabii. Bu sinyal 3'ü yayınlayacak, tamam mı? Sen sinyal 3'ü yayınlayacaksın. Sen de sinyal 3'ü duyduğunda takım 2'ye kazandıracaksın. Sinyal alındığında maçı ve sinyal 3'ü alırsan Maçı bitireceksin. Kazanan takımsa takım 2'yi kazandıracaksın. Çünkü orası takım 1'di. Evet. Bunu böyle kaydet. Cihazı tetikleyen takım tek takım ve takım 2 tetikleyecek bu cihazı. Aynen bunu da böyle kaydettik. Takım sinyal alında cihazı etkinleştir. Yani oyunun başlamasıyla birlikte. Oyuncuların doğması ile birlikte sinyal etkinleşiyor. Sinyal alındığında cihazı kapat. Buna gerek yok. Sinyal alında maçı, maçı bitirir zaten ayarladık. Bunu da böyle Kaydediyoruz dostlar. Şu anda karşıma birisini alıp modu deneyimlemek isterdim ama mod onaylanmadan dostlar hiçbir şekilde bir kişiyi bile yanına çağıramıyorsun. O yüzden bu şekilde deneyemiyorum maalesef. Sadece şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki kaldırma cihazını silelim. Buradaki öğe verme cihazını da silelim. Beceri zaten bunu oyunda görünecek bir şey değil. Bunu zaten ayarlamıştık. Şimdi şöyle mesela ben skullcuyum dostlar. Allah. Ben burada doğacağım dostlar. Beni böyle takıma etkinleşir. Tek takım. Takım 2. Takım 1 onlardı değil mi? Takım 1 miydi la burası? Yok burası takım 1. Şimdi buradaki canlanma noktasını ayarladım dostlar. Hemen öndeki silah verme e, şeyini ayarlıyorum. Silah verme yerini ortaya çıkma aralığı 10 saniyede bir sürekli silah verebilir. Cihaz oyunda göster. Evet çünkü buradan gelip silah alacaklar ve buraya Kar98 ayarlıyorum. 3 level seti de ayrıca versin. Herkes 3 level set olmalı bence. Kar98'in yanında dostlar 8x'i olsun. Pratik ilk yardım kiti olsun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakarız. Bomba kullanmayacağız dediğim gibi. Bir tane de şöyle enerjisi olsun. Bandajı da olsun az bir şey. Bunu bu şekilde kaydettik. Şimdi şuradan başlayıp doğmayı deneyeceğim. Bastım. Lan oğlum beni niye diğer <laughs> Beni diğer takımda var <laughs> Tamam sıkıntı yok. Buraya da bir tane hemen ayarlayalım şöyle. Sıkıntı yok. Problem değil. Bunlar ince ayarlar. Bunları dostlar videoda yapmak istesem 500 saat yaparım. Videoyu 500, 500 saat yapmak zorunda kalırız. Şimdi dostlar tekrardan deniyorum. Bastım. He şu anda beni rastgele doğuruyor. Peki buradaki silah verdin mi? Buraya ra Aa, rastgele lootları falan kapatacağız. Şu an yere loot atıyor. Yere loot atmaması lazım tabi. Yani dostlar sonuç itibariyle bu kadar. Şuradaki görmüş olduğunuz pencerelerden tabi buraya da ekleyebiliriz. Bunu test edeceğim zaman içerisinde yani öyle söyleyeyim size. İlk yayınlanda biz ekip arası oynayaraktan test edeceğiz. Yükseklikten hasar alma ayarı her zaman kapalı kalacak bu arada onu söyleyeyim. Yükseklikten hiçbir şekilde hasar alınmayacak yani. Çünkü keskin nişancı bonda uçarak kaçarak vuruşlar yapılmasını istiyoruz. Genel olarak dostlar bu kadardı. Ben gün boyu bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Birkaç gün içerisinde yayınlanacak inşallah. Ve biz bütün testlerini yaptıktan sonra sizlere oynanılabilir kodunu ilk video ile birlikte vereceğiz. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Benim için bayağı yorucu bir videoydu. Beynim yandı. Umarım sizler için eğlenceli geçmiştir. Şöyle iftara kadar güzel bir vakit geçirmişsinizdir diyorum. Çıkmadan birer like atmayı ve hala abone abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.